Herkese selamlar sevgili arkadaşlar kıymetli kardeşlerim yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım Dün video çekemedim bugün de biraz geç saatte atıyorum inanılmaz yorgunum arkadaşlar yani Beni instagramdan falan takip edenler twitterdan takip edenler falan bilir Ben benim bir hobim var airsoft diye bir hobim var i̇şte Askeri simülasyon oyunu yani böyle havalı tüfeklerle oyun oynuyoruz Dün Beşiktaş'taydık. Üzerimde 10 kilo mühimmatla valla 10 kilometre 11 kilometre mesafe kat etmişiz. Oyun oynadık. Çatıştık böyle üzerimizde. Hucum yeleği, şarjörler, silah, telsiz. E, silah 3, 3, kilo civarı. Biraz yorulduk. Sarsıldık. Yani o kadar çok efor sarf etmek sarstı. Sabah 7'de başladı. Akşam 3'e kadar. Bu Ümraniye Nevzat Demir tesislerin yanında büyük bir mesire alanı var. Orada oynadık. 30'da 30. İleride de zaten yine kamera falan da sipariş ettim. Silahın ucuna ve e, kaskın üstüne. İleride sizlere de o oyundaki videolarımı da paylaşacağım editleyip. Baya su attık vücuttan çok yorulduk. Hala kendimi toparlayamadım. Allah Allah askerimizin de yardımcısı olsun. Askerlik zor zanaat. Ölüyorum yani, ölüyorum. Bacakların eğik kalk. O eğilme pozisyonunda dur. Silahı böyle tut. Ele zaten bir yerde bir sıkıştık. Çıkamıyoruz. Kafamızın üzerinden geçiyor boncuklar. E, eğilik pozisyonunda duruyorsun. E, üzerinde o kadar ekipman var? Zor sıkıntı. Kulaklık var kulağında. Telsizle haberleşiyorsun. Kulaklık çıkıyor vesaire. Hepsi sorun. Neyse. Başlayalım. Konumuz arkadaşlar gündem yoğun. Vallahi gündem bu kadar yoğun ki nereden başlasam bilemiyorum. Biraz sizlerle gündemi konuşalım sonra bana bir dahaki videom bu olsun bir dahaki videom bu olsun diye yönlendirin. Açıkçası şu an size net söyleyeyim. Trabzonspor'un şu an aşırı şekilde bitirmeye yaklaştığı bir oyuncu yok. Bir tane yerli oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yerli. Ama onun dışında yani şu an daha kaç yani Kasım'dayız sevgili arkadaşlar. Kasım'dayız ki ee, yani şöyle bir durum Yunus mallı transferi bile yani çok belliydi hatırlayın. O bile transfer sezonunun kapanmasına doğru netleşti. İşte bir ulaş Özdemir'in ee, yaptığı açıklamaya açıklamayı referans alıyoruz. Onun dışında yani şu an net bitmeye yani bitmiş bitmeye yakın bir transfer yok ama ilgilendiği çok isim olması normal. E Zaten birçok kişiye talip olur. Bitmeye yakın olanlar gelir. Pazarlıklar yapılır. E ondan sonra en uygun olan transfer bitirilir. Ki Trabzonspor biliyorsunuz yani direkt olarak yönetimsel olarak bitirmiyor bu transferi. E, menajerlere yetki vererek yapıyor. E, menajer de birçok isimle görüşüyor. En uygun hangisi ise o yani bu ayıplanacak ya da kızılacak bir durum değil. Trabzonspor bu işi böyle yürütüyor. Başka kulüpler de böyle yürütebiliyor. Mesela Ahmet Bulut'ta çalışan ekipler var direkt olarak. E, şu an böyle. İsimler kim? Mesela bir haber geldi işte. Sıra sıra başlayalım. Mesela ben Twitter'da açmışım zaten onları size okuyayım. Ben de bunları yorumlayayım sizlere. Mesela Sivas Spor Uğur Çiftçi için Trabzonspor'dan 2 milyon euro ile beraber Yusuf Sarı'nın bonservisiyle Ahmet Can Kaptan'a 1,5 yıllık kiralık teklif etmiş. Böyle bir haber dolaşıyor. Yani bana çok fazla geldi ama ben bu kadar rakamlara çıkılmayacağını düşünüyorum. Yani bu rakamın şu an olsa bile yani ilk pazarlık rakam olduğunu düşünüyorum. Uç. Yani toplam pakete vurduğunuzda arkadaşlar Uğur Çiftçi'nin transfer markta değeri 2 milyon Euro tamam mı? Yusuf Sarı'nın transfer marktaki değeri bak kaç hemen gireyim bakayım buna 1.8 hadi yaşı da 22 2 milyon 2 ona diyorum ben 2 Ahmet Can Kaplan 1.5 yıllık kiralık transfer nereden baksan 5 milyon Euro'ya geliyor böyle bir şey olamaz. Ben Uğur Çiftçi'nin daha makul şartlarda biteceğini düşünüyorum. Ee, yani ortaya Serdar abi attı. Hiç söylemişti bu bilgiyi. Çok uçuk bir rakam. Ben bu rakamın neredeyse yani %60 oranında azalacağını düşünüyorum. Çok yüksek. Şöyle bir şey olabilir. 1 milyon, 1,5 1 milyon euro artı işte Ahmetcan 2,5 kiralık ya da geri alma opsiyonlu vesaire. Ama yani Trabzonspor bu transferden vazgeçerse ne olacak? Ben size onu söyleyeyim. Vazgeçerse yani zaten süreçmesi 2023'te bitiyor. Tamam mı? Yaz dönemi de anlaşamazlarsa Uğur Çiftçi ile Uğur Çiftçi bir sene sonra yani devre arasında istediği kulüple görüşme hakkına sahip olacak. O zaman yani Sivas Spor'a ne zaman aklını verir ya da bundan sonra Sivas Spor'da ne kadar oynayabilir? Orası da yani soru işareti. Fakat Abdülkerim Bardakçı'da Trabzonspor ilgileniyordu. Onun sözleşmesi devre arasında bitiyor. Ee, İlhan Hoca'ya da yani sorduk Abdülkerim'e çok bilgi vermedi. İlhan Palot'ta röportaj yaptım. Dergide yayınlanacak 1 e, Aralık'ta. İşte Abdülkerim Bardakçı ve Uğur Çiftçi'nin menajerleri aynı. Ben orada bir ortak da buluşacağını düşünüyorum. Ben hala Trabzonspor'un bitirmeye yakın transfer olarak Uğur Çiftçi olarak görüyorum. Devam edelim arkadaşlar. Size heyecanlandıran isimlere geçelim yavaştan. Ee, diğer bir isim ise bakayım kim geldi önüme? Çok isim var. Tello ismi. Tello için ise arkadaşlar Yunus Emresel haberi verdi. Şimdi ben bunlara net olarak yani net oldu olacak hiç kimse diyemiyor zaten. Diyemez. Daha döneme çok var. Aşırı var. Tello için zaten bir yoklama vardı sezon başında. Biraz fazla para istediler. E şimdi sözleşme bitiyor. Yani Christian Tello bu ara dönemde istediği herkesle görüşebilir. E görüştükten sonra anlaşırsa yani ne kadar aklını şey yapar. Orası soru işareti. Yani mesela Yunus Emresel 2 milyon euro civarı dedi. Bence 2 milyon euro da pahalı. 6 ay sonra bitecek sözleşmesi. 2 milyon euro. E nereden baksan maaş da 2 milyon euro isteyecek. Vefalı paket. E nereden baksan 4 yıllık sözleşme ister. 8 milyon euroluk paket. 2 milyon euro da bonservis 10 milyon euroluk paket. Euro de 11. 110 milyon TL'lik paket. E gördük. Bak Cervinio sakatlandı. Yani o yüzden düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hemen 2 milyon euroya yani Barcelona payı da dahil 2 milyon euroya. Fakat realite var. Size soruyorum. Bunu yazın bakayım. Christian Tello. Tamam mı? Oyuncu şu an 91 doğumlu 30 yaşında. Ağustos 30 yaşına girdi. 4 yıllık sözleşme isteyecek. 2 milyon euro da maaş isteyecek. 4 çarpı 2 8 milyon euro. 2 milyon euro da bonservis 10 milyon euro. 10 milyon çarpı 10, TL de 11. 110 milyon TL. Ne düşünüyorsunuz? Ben oyuncuyu beğeniyorum. Fakat bu maliyet biraz fazla. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Yazın bakalım yorumlara. Ben yani bana fazla geldi. 6 ay sonra bitecek bu oyuncu için. Hadi şey olsa bir buçuk sene kalsa tamam verelim. Ama 6 ay kalmış. Yani 6 ay kalmış. O yüzden onu diyorum. Devam edelim. Çok isim geliyor. Vişka. Allah Vişka için. Emre Belezoğlu bugün açıklamalar yaptı. Sanki gidici tarzı bir şey ama diye. Ben Vişka için size şunu diyeyim sevgili arkadaşlar. Hatta bunu yani tweet de attım bugün değerine bulan her futbolcu alınabilir. Vişka'nın bir maliyeti var. Oyuncu istese de isterse de bu transfer olur. Bak onu da söylüyorum. Değerine bulan her futbolcu alınabilir. Vişka'nın maliyeti de var. Oyuncu isterse de bu transfer olur. Pazarlık ile de uyguna da gelebilir hatta. Fakat bu Vişka'yı yok pahasına almak demek değil. Yani adama yırtık 5 lira ve çöp kovası ile teklif yapıp oyuncuya alınması beklenemez. İyi bir teklif yapılması gerekiyor. Size soruyorum. Yusuf Sarı artı 3 milyon euro kabul eder misiniz? Ben Başakşehir olsam bunu isterim. 3 milyon euro artı ki en az isterim. Yani şimdi biraz dedikoduya girecek ama Vişka transferinde araya siyasiler gireceği söyleniyor. Bunları açık açık söylemek istemiyorum. Fakat öyle muhabbetler okuyorum. Bilgim yok benim. Ama bu dedikodular geçiyor. Bilmiyorum ben Vişka işinde niye bu kadar takıntı yapıldı hiç bilmiyorum. Ee, sosyal medyada Mertens, Hulk, Yarmelanko isimleri geçiyor. Carlos Vela isimleri geçiyor arkadaşlar. Yani Mertens çok sevdiğim bir oyuncu. İşte aralarında bir tercih yap hakkım olsa Mertens mi, Hulk mu, Yarmelenko mu Mertens'i isterim. Niye? Mertens sol, sağ, santrafor hepsinde oynayabiliyor. Napoli en çok gol atmış oyuncusu. Santrafora geçti zaten iyice. Ama e, maliyet. E, nasıl olacak bu iş? Gerçekçi değil Mertens transferi bence. Yani üzerine video yapacağım. Okey. Yani ne isterseniz onu yapacağım. Mertens'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor ama kulübüyle de opsiyonu var. Napoli'yle bir yıllık opsiyonu da var. Diğer 80. doğumlu. Bilmiyorum. Çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Direkt Belçika Milli takımın direkt oyuncusu. Ama yani bana bilmiyorum imkansız gibi demek istemiyorum. Maliyetli de bir oyuncu Mertens. Yani video yapacağım arkadaşlar bunları hepsini. Bayağıdır şey yapmadığım için böyle geniş konuşuyorum. Bütün hepsinden bahsediyorum. Mertens'in Napoli'den aldığı maaşı ben size söyleyeyim. Mertens haftalık 90 bin euro alıyor. İşte bunu haftalık 90 bin euro ise arkadaşlar şeye ne kadar denk geliyor? Buradan da hemen bir bakayım. Görürsem hemen. 90 işte aylık işte 360 bin euro. E nereden baksam 5 milyon euroya geliyor ya yani Mertens'in şeyi. Bir daha tekrar bir am Bir daha bakayım. Aynen işte. Dediğim kafaya geliyor. Az buz değil. Hafta bakıyorum. Hafta, aylık hatta şey, haftalık 150'ymiş. Yanlış dedim Mertens'in. Aylık 150'ymiş. Şeyi. Pardon haftalık 150'ymiş. Nereden baksın 7 milyon euroya geliyor arkadaşlar. Çok para. Bilmiyorum bana. Çok para geldi. Hani 7-800 civarı 8'e yakın geliyor hatta. O parayı alıyor. da size bir şey diyeyim yani. Maksimum maaşı alır. Çok seviyorum. Net katkı sağlar ama devre arası sık koparamazsın. Yani devre arası koparamazsın. Bu sezon forma şansı bulamıyor. 6 maçta forma giydi. Zaten Napoli'de bir sıkıntı da var zaten. Ee, yani sorunlar da var Napoli'de. Fakat devre arasında yani o maaşı bırakıp gelmesi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Zaten sezon başında yoktu. Yeni yeni oynamaya başladı. Ama çok isterim. Çok sevdiğim bir oyuncu. E Hulk, Hulk'u istemiyorum. Açıkça video yapacağım. Hulk hakkında. Hulk'u istemiyorum. Yarmolenko isterim. Beğendiğim tarzda bir oyuncu Yarmolenko. Severim de. West Ham'da oynuyor zaten arkadaşlar. Ama yani bu sezonu boş geçiren oyunculardan birisi. Yazında fena oynamadı aslında. Ukrayna Liga takımında da yani neredeyse iki maçta bir gol atan bir oyuncu. Net bir aşırı giriş, girişim var mı bilmiyorum. Onunla sözleşmesi sezon sonu bitecek. Açıkçası valla aralarında Mertens, Suluk, Yarmelanko, Vela, Vişka, Tello isimleri geçiyor. Yarmelanko bence daha yakın gibi gözüküyor. Yani daha yakın gibi gözüküyor. Yarmelanko gelirse de ligi uçurur. Onu da söyleyeyim. Ve diğer bir isim işte Vela arkadaşlar Vela. Herkesin bildiği, Arsenal zamanlarından bildiği. Arsenal'dan so 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 şeye gitmişti sosyeda E, yani Vela biraz daha bu oyunculara göre yani Santrafor'a biraz daha yakın. Yani biraz daha yakın. Yani servis özellikli olan bir oyuncu değil. Ben o yüzden gerçekleşme ihtimali en uzak oyuncu Velebe ve Mertens görüyorum. Hepsini ayrı ayrı video yapacağım arkadaşlar. En çok şunun videosunu yaptığınız oyuncuyu da yapacağım. Çok isim geçiyor. Bayağı isimler geçiyor. Hepsinde bir yoklama var. Zaten ben size bir yıl çizmiştim. Neydi o harita? Trabzon Spor Sözleşmesi 6 ay ya da 1,5 sene kalan oyunculara işte yöneliyor. Abdullah Hacı geldiğinden beri hep böyle yapıldı. E bu isimler gündeme geliyor. Oyuncular hakkında bilgiler de vereceğim. Olur olmazı da konuşacağız. Şu an genel bir toparlayayım dedim. En çok öne çıkan ismi de yarın video yapacağım arkadaşlar. Biraz genel bir video oldu. Sizleri çok seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler. Ama şu an net bitmiş bir olay yok. Onu da söyleyeyim. Abone olmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere.